Efendim. Ee, bu arada bir kaybımız daha var. Hemen onu da söyleyeyim. Ee, Merve İloğlu'nu efendim aramak için ablası aramızda, Mine Mine Coşkun aramızda. Eee Ya Minecim, Allah da yardımcınız olsun. Gerçekten çok zor bir iş. Şimdi e, hanımefendi ekranda görüyorsunuz fotoğrafını. Şimdi siz Kuşadası'nda yaşıyorsunuz. Evet Kuşadası'nda yaşıyorum. Bu kayıp kardeşiniz de anneniz de İstanbul'da yaşıyor. Evet İstanbul'da yaşıyor. Şimdi bir süre siz annenizden haber alamamışsınız. Zaten annem aradığımda her gün telefonuna çıkan bir insan dört günden beri telefonuna cevap vermedi. Arıyorum arıyorum telefonuna hep kapalı. Kardeşim aradığınızda zaten hep telefonuna cevap vermiyor. Aralık açıp kapatan bir insandı. Ama şimdi aradım. Kardeşim dedi ki yok annem iyi değil hastaneye yatıracağız abla dedi. Ben de aradım oradan ambulansı kuş odasından. Yatıttırdım annemi ambulans eşliğinde hastaneye yatıttırdım. Ondan sonra ambulans eşliğinde hastaneye gidiliyor ya bir hasta. Hasta gittikten sonra kardeşim ortadan su alacağım diye oradan ha kaybolur. doktorlara söylüyor. Oradan kayboluyor. Gidiş o gidiş. Hastaneden Ama doktor kayboluyor? oradan anlamış kardeşimin normal olmadığını. Bipolarmış hocam. Bipolar bozukluğu var Öyle hocam. Mi? Ondan sonra doktor da dedi ki geldim de, ben kuşadasından geldiğinden beri hiç annemi yalnız bırakmadım. Devamlı sürekli gittim, gözetledim. Elimden gelen her şeyi yaptırdım. Aslında Simine Hanım'ın siz İstanbul'a gelince öğreniyorsunuz ki meğerse... Sizin kardeşiniz mi, ablanız mı? Kız kardeşim. Kız kardeşiyim. E, annenizi dört gün boyunca odaya kapatmış. Evet, odaya kapatmış, kilitlemiş. Dayak köte katmış ve bilince hafızası kayıp şekilde hastaneye yatıttırılmış. Kayıp şekilde, evet. Anneniz nasıl durumu şu anı? Annem şu anda biraz yavaş yavaş düzelmeye başlıyor ama doktorlar tam düzenmeden evet hayatta çıkartamayız diyor. Ama doktorlarına bir şartı var. Sakın annene vaziyette bırakma. Gidecek olduğun zaman kız kardeşin ne yaparsa yapsın anneni sen al götür. Yanında Sakın bırakmadım. ikisini yan yana bırakma diyorlar. Şimdi yani bizim aradığımız hanımefendi efendim Merve İloğlu annesini. Rahatsızlığından dolayı dört gün boyunca evin bir odasına kapatmış. Hem şiddet uygulamış hem de e, aç susuz bırakmış. Evet, Allah'tan Mine olsun. annesine ulaşamayınca olaya müdahale ediyor. Çok da akıllıca davranmışsın. Gelmeden evvel ambulansı çağırmış. Evet. Kendisi kuşadasından hani o yol mesafesini e, göz önüne alarak. Aferin Mine çok doğru davran. Sen de çok şüphelendin teşekkür... herhalde zaten değil mi? Zaten annemi normalde aradığında hiç telefonu meşgul çalmayan bir insan. İki gün meşgul... Çalmayan bir insan, cevap alamayınca insan, her insan aklına her şey gelebiliyor. Geliyor ama daha sonra işte hastaneye... Çünkü hep si takılıp, hastaneye... telefonlara cevap veren bir insan, hiç durmadan telefonlara cevap vermeyen bir insan, her şüpheye kapılıyor insan. Şimdi hastaneye gittikten sonra da anladığım kadarıyla kız kardeşin de paniğe kapıldı. Evet, ee, oradan, oradan bir evde diye. Hanımefendi 31 Ağustos'tan bu yana kayıp. 18 günden beri kayıp hemen hemen. Yani işin tabii e, acı tarafı hani bipolar e, kendisine de zarar verebilir, bir başkasına da zarar verebilir şu an. Değil mi hocam çok yaptıklarından haberdar yani, yani çok evet. akıllıca davranışlar sergileyemeyebilir. Çok öfkeli bir halde. Öyle mi? Olabilir çok öfkeli. Annesi dayak attığına göre çok öfkeli bir zaten halde. İlk aydan beri ilaçlarını da içmiyormuş zaten hocam. Aa. Aa. Ben tedavi görmeyeceğim, beni iyiyim. Doktora gittiği zaman mesela doktorlarımız randevu veriyorlar ya Müge Hanım... Randevu verdiği zaman da diyormuş ki ben iyiyim gitmeyeceğim Annesi doktora gittim mi gittim diye aldatıyormuş Bu ilaçları verdiler diyormuş hep annemi aldatıyormuş Ama bu rahatsızlığa sahip bir yakınımız varsa Birisinin onunla birebir ilgilenmesi lazım Yani doktora götürmek zaten getirmek Zaten kimseyi sevip sayıp takmıyor Babam rahmetli oldu zaten Kimseyi sevip sayıp takmıyor Kimseden de korkusu yok Hastalığında zamanlarda olur bu Yok yani. normalde de öyle hocam. Yani normalde, normalde öyle işte yani hastalandığı zaman da bu dörde beşe katlanır yani. Evet aynen hocam. Dörde beşe katlanır. Ve de normal vaziyette de olduğu zaman şey yapıyormuş. Sabah çıkıyormuş. Akşamları çok geç geliyor. Annemle konuştuğum zaman anne dedim alttan al. Zamanla düzelir. iki tarafı aynı ayarda tutmak için ama gidişatı hiç iyi olmadı. oldu. Şimdi sen de kuş hızlısına gitmeden bir kardeşimi bulayım öyle gideyim diyorsun. Evet Belki o da Annem alıp ben alayım. o vaziyette gitmek istiyorum ama durum ne gösterecek? Kardeşim de yok ortalıkta. Şimdi şunu düşünüyorum Begü Hanım. Kardeşim şimdi bulunmadan evvel annem şimdi oradan hastaneden çıkacak. Çıktığı vazette annem gene kafasını kuracak, edecek, gene hastaneye düşecek. Da ben da de benim de şey şu şey. benim de şu anda bir yuvam var. Ben de bu yuvaya dönmek istiyorum. Ya kaç gün var mı? İki ay değil, üç ay da kalabilirim ama oradaki olan bir insana da her şey yapmak etmek isteyen bir yuvaya ancak bir hanım yapabilir. Erkeğin yaptığı görev ayrı, bayanın yaptığı görev ayrı. Müge Hanım. Ama sen de bir derleyeyim toparlayayım diyorsun. Evet aynı şekilde. Anneni sen mi alacaksın? Annemi ben alıp gitmek istiyorum. da bakalım durum ne gösterecek. Doktorlar sakın annene merveri aynı şekilde koyma. Gene kardeşin gene bundan beterini yapar dedi büyük baş. Arif Hocam söylüyor. Demek ki çok öfkeli ki annesine bile şiddet gösteriyor diyor. Çok daha ağır zararlar yani verebilir. Ekranda fotoğrafını evet. görüyorsunuz. Ee, onun o öfkesi de dikkat çekici olabilir. Ee, gören bilen varsa nereden kayboldu? Bakırköy'den mi kayıp? Bakırköy'den kaybolmuş. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları evet. Hastanesi'nden kayboluyor. Efendim gören bilen varsa lütfen bizi arasın. O hastanede de yok, değil mi? Hastanede de yok. Kimlik numarasını verdim hastaneye. Ezan aldı, ezandan kimlik numarasını verdim. O ezan hastaneye telefon numarasını da verdim. Kimlik numarasını vardı. Kimlik numarasını ararsın hep hiçbir hastanede yatış çıkışı yok dedi doktorlar. Acilen bulunması lazım. Bilmiyorum hocam nedir sizin şeyiniz ama çok acilen evet, bulunması Evet tabi acilen bulunması lazım. Dışarıdaki insanlar bunun e, sonra. hasta e, davranışlarına bir anlam veremeyebilirler. E, hastalığı da çok fazla belli olmayabilir toplumda dolaştıkça. Ancak birebir ilişki kurarlarsa konuşup hasta anlaşılabilir. O yüzden ne de oldular? hem kendisine hem çevresine zarar evet. verebilir yani.